Evet, 27 Kasım 2015 ve Isparta Tarım Fuarı'ndayız. Fuar saati kapanmak üzere, akşam 20'deyiz. Ve rekor gelişim ürünümüzü güllerine kullanan, yani burada gül çok yetişiyor haline, güllerine kullanan Sayın Nursel Arın hanımefendinin kardeşi, ağabeyi Sayın Nusret Arın beyefendi. Tabii ki Nursel Hanım inşallah gelir ama ağabeyle bir röportaj yapmak istiyoruz ve ablanız, kardeşiniz ne gördü rekor gelişimde? Hazır mısınız? Rekor gelişimde geçen sene ilk defa kullandık. Evet. Öncelikle yeni sürgünler oluşturuldu. Evet. Buna ilaveten, evet, bu sene soğuk vurmasına rağmen geçen seneki rekontayı tekrar yakaladık. Yakaladık. Soğuk vurmamış olsaydı daha da artış olacağını. Etrafa göre fark ettik. Siz kullanmadınız. Bahçeniz yan yana galiba. Bahçemiz yakın. Evet. Diğer şeylerle kıyasladığımızda, evet, tohurlardaki artışı gördük. Evet. Ağacın gelişimi peki? Gelişim, işte söylediğim gibi yeni sürgünler oluştu. Daha, evet, önce yaptığımız gübrelemede şeyi sağlayamamıştık. Hani. Sağlayamamıştınız. Peki 10 dekar yeriniz var. Kullanacak mısınız? Kullanmayı düşünüyorum. Kullanmayı çünkü düşünüyorsunuz. Şey gördünüz. Gördüm. Rahatlıkla ürünün, evet, kararı verdiniz. Peki toprağı nasıl yapıyor rekor gelişim? Toprak gevşiyor. Daha önceden su tutması sıkıntılıydı. Özellikle kardeşimin, evet, gülünün olduğu yer biraz, evet, toprağı, evet, sorunluydu. Su tutmuyordu. Su tutmuyordu. Akıp gidiyordu suya. Evet, su akıp gidiyordu. Suyu aşağı almaya başladık yani. Evet. 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 Çok güzel. Bu çok önemli konu ve zaten bu akan su, tutmayan su toprak düzeyinde kalıp kök boğaz çürüklüğü yapan ve bitkilerin kurumasına sebep olan bir konudur haliyle. O anlamda zaten de sürgün yapmıyormuş önceden. Bu da kuruduğu için zaten yapıyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendinizi alıyorsunuz ve tavsiye ediyorsunuz. Evet. Peki görenler, duyanlar, kullananlar ne yapıyorlar gördüğünüz kadarıyla? Yani memnuniyet durumları nedir insanların? İnsanların memnuniyet durumu... Hiçbir şikayet gördünüz mü orada? Duyduk şikayet mu? Konusu duymadım. Duymadınız. Boşa gitti diyen hiç olmadı. Hiç olmadı. Çünkü, evet, üründeki gelişimi görebiliriz. Yani. Siz bizi bayağı bir alıştırmışsınız o zaman. Bayağı araştırmışsınız çünkü yani, kendinizi alacağınız için şimdi haliyle. Evet. Evet, bakın. Almaya çalışan bir müşteri işte böyle alıştırıyor. Araştırıyor daha doğrusu. Çünkü Isparta'da herkes kullanıyor neredeyse. Yoğun şekilde. O yüzden de Sayın Nusret Arın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şeref verdiniz standımıza. Şöyle yine abilerimizle müşteri adaylarımızı kendileri. Ondan sonra bakın çekelim. Senirkent'ten kendileri. Adınız nedir efendim? Uğurhan Yurtsever. Evet. Sizin? Peki size bir soru. Kullanan arkadaşınız vardı biliyorsunuz. Evet, evet. Bu arada yine bu köyden Sayın Ali Özel Beyefendi, evet, rahmetli, evet, olmuş müşterilerimizden. Evet. Kendisine ve yakınlarına Allah rahmet etsin diyoruz. Gerçekten çok üzüldük hali. Sizin aracınızı duyduk, öğrendik. Evet. Bu anlamda da böyle bir üzüntülü haber aldık. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız.